Aslan ile Oduncu. Bir varmış, bir yokmuş. Çok eski zamanların birinde geçimini ağaç keserek sağlayan bir oduncu varmış. Bu adamın gerçek adını kimse bilmez, herkes onu oduncu diye çağırırmış. Oduncu günlerden bir gün baltasını eline almış, ormana gitmiş. Ormanın en yaşlı ve kurumaya başlamış ağacını bulup kesmeye başlamış. Bu sırada orman kralı Aslan oduncunun yanına gelmiş. Oduncuya bir oyun oynamak istiyormuş. "Hey oduncu, sen ne yapıyorsun buralarda?" Oduncu cevap vermiş. "Görmüyor musun? Bu yaşlı ağacı kesmeye çalışıyorum." "Aklına şaşarım senin. Bu koskoca ağacı devireceğini mi zannediyorsun?" diyerek oduncuya gülmeye başlamış. Oduncu aslana kızarak, "Neden bu ağacı deviremezmişim ey aslan?" demiş. Aslan, "Neden olacak? Sen hem küçük hem de güçsüzsün. Bu ağacı ancak benim gibi güçlüler devirir," demiş. Oduncu kendine güvenerek, "Ben senden daha güçlüyüm. Bunca ağaç devirdim. Bunu mu deviremeyeceğim?" demiş ve aslana dövüşmeyi teklif etmiş. Aslan da bu teklifi bekliyormuş. Oduncuya güç gösterisi yapmak ve gözünü korkutmak için öyle bir kükremiş ki koskoca ağaç bir anda yere devrilmiş. Bunu gören oduncu çok korkmuş ama verdiği sözden de cayamamış. Aslanla güreşmeye başlamış. Fakat aslana bir türlü güç yetiremiyormuş. Aslan oduncuyla kedinin fareyle oynaması gibi oynuyormuş. Bunun üzerine oduncu, "Ey kral, gücümün yarısını biraz önce uyuduğum ırmağın kenarında bırakmışım. Bu yüzden seninle istediğim gibi güreşemiyorum. Bana biraz müsaade et, hemen gidip gücümü alayım," demiş. Oduncu, "Seni şu ağaca bağlayayım, gelince de çözerim," demiş. Aslan ise oduncuyu küçümsediği için, "Tamam, madem bana güvenmiyorsun, ağaca beni bağlayabilirsin. Yalnız çok geç kalmayacaksın." Oduncu hemen aslanı ağaca bağlamış. Sonra kaptığı bir sopa ile aslanı dövmeye başlamış. Neye uğradığını şaşıran aslan çaresizlik içinde oduncuya yalvarmaya başlamış. "Ey oduncu, tamam, senin güçlü olduğunu kabul ediyorum. Ben seni gücümle yenerim diye düşünürken sen beni aklınla yendin. Bırak beni gideyim," demiş. Fakat oduncu aslanı daha bir hırsla dövmeye başlamış. Aslanı iyice dövdükten sonra serbest bırakmış. Serbest kalan aslan ardına bakmadan kaçmış. Aslan bu olaydan sonra karşılaştığı herkese, "Ey hayvanlar, siz siz olun, insanoğlunun tuzağına düşmeyin. Çünkü insanoğlu aklıyla hepimizin hakkından gelecek kadar güçlüdür." O günden sonra bütün hayvanlar aslanı aklıyla yenen oduncuyu saygıyla selamlayıp ona ilişmemeye özen göstermişler.